Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere akıl almaz bir analizim var. Daha öncesinde yaptık zaten bu analizi. Yeniliyoruz ama bu sefer niye yeniliyoruz onu söyleyeyim öncelikle. Esnek'te dünyanın en yüksek puanına sahip takımı yapacağız. Aynı zamanda şuraya bir göz atalım. 196 galibiyet sadece bir mağlubiyet. %99 galibiyet oranı ayrıyetten dünyada en yüksek tekli dereceli de 2000 puan olan yok. Esnekte de yok. 2000 puana ulaştılar arkadaşlar. 2000 puana ulaşmak inanılmaz derecede zor. Niye? Çünkü belli bir puan üstüne çıktığınızda yani birinci olduğunuzda kaybettiğinizde çok puan gidiyor, kazandığınızda az puan geliyor. Ama bu adamlar hiç kaybetmediği için ufak ufak da olsa kazanmaya devam ediyorlar. İnanılmaz bir analiz geliyor arkadaşlar. Galibiyet oranlarını görüyorsunuz. Sadece Yumi ile kaybedilmiş galiba. Şuradan Ranked Flex yapalım. Kaybedilen maç yok neredeyse buradaki hiçbir şampiyonla. Acayip garip bir şey. Hepiniz şimdiden iyi seyirler. Videoyu da beğenirseniz hepiniz şimdiden iyi seyirler yalnız. Orada bir gariplik oldu. Hepinize şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de sizden ricam. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten videoların izlenme sayılarıyla beğeni sayıları biraz geride kalıyor. Bilmiyorum samimi bir şekilde isteyemiyorum İstemiyor da olabilirim. Belki de beğenmiyorsunuzdur bilmiyorum ama beğenmeseniz izlemezsiniz kardeşim. Beğen şunu. Hadi geçelim videomuza. Evet. 2000 puan olan arkadaş Year Year You Fish arkadaşlar. Şimdi bu kardeşimiz yanında Jinx'le beraber oynayacak. Karma bence tekli dereceli de özellikle de takım arkadaşlarıyla beraber oynamak istiyorsa güzel bir tercih. Üstüne üstlük takımında Jax var, Jinx var. Yani bu ne demek? İki tane geç oyun şampiyonu var. E Serafinleri var. Serafinlerinin yanında da bir tane de karmalarını almışlar. Çok daha fazla kalkan, hızlandırma vesaire. Kendi düşüncemi söyleyeyim. Orta koridorda Serafin varken alt koridora karma yerine böyle dövüşçü bir şampiyon, kitle kontrollü bir şampiyon tercih ederim ben. Onu da belirtmek isterim. Çünkü zaten Serafin kalkan tarafını gerçekten çok iyi karşılıyor kitle kontrol tarafından biraz destek gerekebilir diye düşünmüyor değilim. Ee, karma lulu eşleşmesinde de karma genelde bu bu eşleşmede iyi bir tercih. Onu da belirtmek istiyorum. Sivir son dönemlerde meta'ya girdi hepiniz biliyorsunuz. Şimdi Normalde profesyonel arenalarda ne yapılıyor? Geliniyor abi bu çalıya, bu çalıya, işte şu çalıya artık koridorunuzu nasıl ittirmek istiyorsanız, nasıl ittirebileceğinizi düşünüyorsanız kule hani totemler atılıyor ve dönüp lens alınıyor. Yani kırmızıya çevriliyor. Niye? Atıyorum şimdi burayı kontrolünü aldı karma değil mi? Şimdi Karma'da kırmızı lens olsa buranın kontrolü kaybeder mi? İmkansız. Niye bak? Rakip totem attı. Heh, bir şekilde otomatik saldırıya kırdılar. Eyvallah. Şu an okey. Ama kıramasalar burada totem olduğu için rakip takım karmayı görerek hareket edeceği için sıkıntı. Ama şu an lensi olmuş gibi oldu zaten o totemi kırdıkları için. Rakip takım biraz kötü totem attı bence oraya. Kırdıkları için çok iyi. Ama bu tarz durumlarda yeneceğinizi düşünüyorsanız koridoru bu şekilde ittireceğinizi o çalının kontrolünü almak istiyorsanız öncelikle gidip totem atıp devamında lense çevirebilirsiniz. Bak orada bir tane otomatik saldırı kesin yapması lazım Sivir'e mesela. Yapmadı. Bu bir hata. Bu arada bu esnek olduğu için takım olarak değerlendireceğim çünkü takımındaki arkadaşlarıyla hep beraber oynuyorlar. Mesela burada yetenek atmak yerine önce otomatik saldırı falan atması gerekiyor. Çünkü Lulu'nun kalkanı var arkada. Q tutsa bile Lulu kalkanına gidecek. 1-2 otomatik saldırı kendi kalkanıyla sonrasında Q ile devam ettirebilir diye düşünüyorum ben o takası. Evet şimdi biraz ittirdi Sivir yalnız. Aslında kendileri de istiyorlar büyük ihtimal. Bu arada karmada Sivir'in ufak da olsa kontrası diyebiliriz. Sivir'in ultisine cevap olarak Mantra kalkanı var. Sivir'in eee Kalkanı hiçbir şekilde Karma'nın W'suna işlemiyor. Hani basarken falan basması O da imkansıza yakın bir şey. O yüzden hani Sivir'e kitle kontrol uygulayabilen nadir şampiyonlardan Karma. Bu arada rakip de şu an gayet iyi minyon kesiyor. Bu biraz ufak e, ufak sıkıntı ve şunu da söyleyeceğim. Sivirlulu olduğu için karşıda Sivirlulu eşyaları almaya başladıktan sonra eğer koridor böyle devam ederse Sivir 7-24 koridoru ittirebilir. Bence Karma'nın burada biraz daha agresif oynayıp Bak şu an kalkanı yok. Hemen öne gitmesi lazım. Burada yetenek atmayıp bak öne çıkması lazım. Çünkü Kalkan'ın bir süresi var. Kalkan olmadığı sürece Lulu çok da güçlü bir şampiyon değil. Öne çıkıp hemen rakibi korkutsa bile yeterli olacak bir şey bence kesinlikle. yani ufak tufak, ufak tefek takaslar. Şimdi bak buraya totem atıldığı için Lulu rahat rahat takılabilir. Hani şuraya geçse bile burada totem olduğu için rahat rahat vakit geçirecek. Jinx de olabildiğince hasar vuruyor. Üst koridora bakıyorum. Üst koridorda da ee, farm eşit diyebiliriz. Orta koridorda da zaten eşit. Bakalım şimdi burada bir takas göreceğiz. O kitle kontrol. Gerek yok zaten. Olabildiğince hasar vurdu. Şimdi buradaki önemli şey şu. Lulu'nun manası yok. Ooo bak Karma çalının tam ucuna geçti. Çünkü Lulu burayı görmediği için gayet iyi bir oyun. Şimdi üstüne gitmesi lazım. Bak bu koridoru ittirmeyip. Bak mevzu şu. Şimdi siz rakibi darladınız değil mi? Rakibi darladınız. Rakibi güzel bir şekilde sıkıntıya soktunuz. Şu an arkadaşlar burada bu, bu minyonlara son vuruyor. bak, Sivir hala vuruyor. Her vurduğu kendine zarar şu an Sivir'in. Bırak abi. Bak vurdu vurdu. Tamam. Şu an bıraktın. Minyon sayısı eşit mi abi? 6 tane iki tarafında. Bırak. Son vuruş yap. Karma geçsin bu çalıya bu çalıya. Rakibi darlasın. Zaten rakip şu an Jinx'le ile kapışırsa kaybeder. O yüzden de Burada bu minyonları ittirmek yerine Karma ile Jinx'in kesinlikle ve kesinlikle buradaki minyon dalgasını dondurması gerekiyor. Bak şimdi biraz ittirdikten sonra donduruyor. Bu dondurmak değil bu slow push dediğimiz şey. Yani yavaş yavaş rakibe gidecek anlamına geliyor. O orada yalnız sıçrayla girdi Lulu ya. Son Q gelecek mi? Lee Sin gelmiş arkadan. Lee Sin skor almayı başarıyor. Bak sıçralar, şifalar, tutuşturlar her şey gitti. Normalde bu kadar şey harcamadan da Orayı öldürebilirlerdi. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Şimdi orta koridora rotasyonunu yapıyor. Niye? Rakip alt koridoru yok. Ee, o yüzden de Jinx gidene kadar orta koridora bir vuruyor. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi burada öyle bir durum söz konusu ki koridor çok kötü. Koridor çok kötü kaldığı için de Karma'nın bir an önce buraya gitmesi lazım. Çünkü Jinx'e baskın falan yapmak isteyebilirler. Çünkü Jinx'in sıçrası yok. Ve koridor tam baskın atmalık bir koridor e, mavi takım adına. Evet Karma direkt koridoruna tekrardan geldi. Abi adamlar 196 galibiyet almış ya. 196 galibiyet. Şöyle üst koridora da bir bakalım. Bakalım Jax neler yapıyor. Bak Jax çok güzel dondurdu koridoru şu an. Mesela şu an Camille'i yenebileceğini düşünüyor. Tutuştur var bak gitti mage minyona vurdu. Bu tarz durumlarda büyücü minyona sizin minyonlarınız vurmuyor ki. Niye vuruyorsunuz? Vurmayacaksın o büyücü minyona. Bırakacaksın koridor gelecek. Sen çalına gireceksin yine. Rakibi darlayacaksın darlayabildiğin kadar. Oo bir dakika alt koridorda baskın yemişler. Evet ne demiştik? Koridor kötü bir yerde. Burası baskın atılmak için güzel bir yer. Ve Wukong buraya geliyor. Jinx'ten çok kötü kapan. Çok 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 kötü kapan yani öyle böyle değil. Direkt olarak düşüyor. Hatta burada belki Karma'da düşecek diyecektim ki Karma düşmedi. Yalnız oyun sıkıntıya gitmeye başlıyor onu söyleyeyim. Seraf'in de düşmüş orta koridorda bir kere. Jinx az önce, az önce düştü. Bunlar yavaş yavaş sıkıntı. Genelde alt koridoru izliyorum. Çünkü 2000 puan alana kişi o. Yır yır yufiş. Tabii ki arkadaşlarıyla beraber oynuyor. Orası ayrı konu. Elimden geldiğince diğerlerini de analiz etmeye çalışacağım ama. Genelimiz alt koridor olacak. Şimdi olay şu. Rakip takımın kompozisyonu bayağı iyi. Kamil var, Wukong var, Sivir var, Galio var. Yani rakip takımın üstüne çökmek, yani bu üstüne çökülmesi gereken kişi kim? Serafin ve Jinx. Bunların üstüne çökmek için çok iyi iki şampiyonları var. Ancak Jax burada gerçekten hem Kamil'e hem Wukong'a karşı iyi. Ama orada Jax'ı bozan bir Lulu ve Galio ikilisi var. Yani bunu gerçekten iyi kullanırsa kırmızı takım biraz sıkıntı yaşayabilir. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet ilk ejderi de burada kırmızı takım kendi cebine koyuyor. O Lulu'nun trole bak. O çok güzel bir insek geldi yalnız burada. Galio ulti kullanıyor ama maalesef yeterli olmayacak. Aa Jinx burada büyük ihtimal düştü. Düşmeden de minyonları temizlemeye çalışıyor. Bence mantıklı da yapıyor ama yeterli olmayacak. Yani ittirebilseydi gayet iyi olurdu. Camille orta koridora gitmiş. O sırada Jax da üst koridordan plakaları alıyor. Ufak ufak şimdi kırmızı takım için çok iyi bir haber geldi. Niye? Jinx'e skorlar gitti. Jinx ne kadar skor alırsa o kadar iyi. Skor takasları kırmızı takım için gayet iyi. Niye? Çünkü Jinx'i öldürmek isteseler bile yanında Serafin ve Karma gibi iki tane şampiyonu var. Şu an şöyle diyeyim. Karma'yı tam kenç yap. Kırmızı takım direkt çok güçlü. Çünkü hani kitle kontrolden de onu koruyacak bir o şampiyon olmuş oluyor. E zaten kalkanlar falan Serafin'den geliyor. Gerçekten bayağı güçlü bir takım kompozisyonu olmuş olurdu eğer öyle olsa. Şimdi hemen alt koridordan çok fazla esnek oynadıkları için profesyonel bir takım gibi oynuyorlar aslında. E, mantık olarak niye? Hemen üst koridordaki Yanpri'ye geldiler, alt koridoru bırakıp. Mantıklı da bir hamle ama rakip takım burada savaş istiyor. Bakalım buradaki savaşı kazanabilecekler mi? Karmadan bir tık kötü bir sıçrama mı geldi orada? Jinx taramaya devam ediyor. Bu Kongu yakaladılar. Seraphine'den bir ulti geliyor ama Seraphine ultisi biraz kötü geldi. Ve Wukong burada çalmayı başarıyor alameti. Bakalım devam edecekler mi? Bu Wukong'u yakaladılar. Jax orayı devam etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bu Wukong'dan çok güzel ulti ilizyonla kullandı. Ve burada mavi takım üstün çıkmayı başardı. Çok iyi oyun mavi takım adına. Alameti verdiler. Üstüne ultiler falan her şey gitti. Bir sonraki savaşta falan kırmızı takım sıkıntı yaşayabilir. Şurada ejderleri de açalım. 2,5 dakika sonra ejderimiz var. Ejderimiz de daha iyidir arkadaşlar. Şimdi normalde kırmızı takımın yapması gereken şey şu. Yani farmlasınlar. İşte mesela objektiflere, objektiflerde takım savaşı yapmak. Yani birilerini bir yerlerde yakalayıp öldürmek değil de hani objektiflerde savaş yapmak, Jinx'i korumak. İşte Lee Sin'in tekmesi mesela bu konuda değerli. Niye? Atıyorum Wukong Kong içeriye girmek istiyor. Bu Konga bile tekme atsa hani Lee Sin'in amacı bu takım savaşlarında bu maçta şey değil. İşte birisine gideyim, bizim takımın içine atayım. Yok, öyle bir şey istemeyiz. İstediğimiz şey rakip takımdan Kamil. Jinx e ultim attı. Kamil'i at ultinin dışına tekmeyle mis gibi. Atıyorum Wukong içeri mi giriyor? Jinx'e dalmaya mı çalışıyor? At abi tekmeni hayatına devam et. Jax'ı da yan koridorda ve takım savaşlarında Jinx öldüğü zaman veya Jinx olmasa bile Jax'la beraber Seraphim ve Karma çok rahat bir şekilde onu güçlendirip etrafında oynayabilirler. Şimdi alt koridora doğru geldi Lee'sin. Alt koridora odaklı oynuyor. Çünkü niye? Zaten Jax üst koridorda baskın yemiyor. Kafasına göre takılıyor. Jax'a baskın yapmanın çok da bir anlamı yok. E alamet de yok üst koridorda. Yalnız burada işte Karma'nın işte dedim ya Karma kontrası diye Lee'sinden mükemmel bir tekme geldi. İşte Karma'nın Sivir'e karşı gücünü de burada kullanmış oluyorlar. Galio'dan ışından geldi. Serafin'den de ışından geliyor. Çok boş bir ışından. Acayip boş bir ışından. Üst koridorda bir birebir var. Ve buradaki birebiri tabii ki de mahvolmuşu bitmiş Jax kazanıyor. Bunun devamında da kazandığı için burada plakaları çatır çutur alacak. serafinden çok kötü ışından bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Şu an orta koridorda ittiriyor olsa hala çok büyük şeyler kazanırdı. Şimdi Ejder'e bir dakika. Kırmızı takımın bir şekilde 1 iki plaka alacaksa alacak. Sonra üste dönmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü Ejder'i isteyeceklerdir. Bu kadar erken Ejder almışken Ejder'leri istemeleri normal. Evet Kırmızı takımdan herkes üste dönüyor gördüğünüz gibi. Çünkü dediğimiz gibi o ejderde istiyorlar bir şeyler. O Q kaçtı ve Jax da ejder'e doğru iniyor. Ne kadar değerli olduğunu siz görün. Orta koridora da alamet açılmış. Bunun için de aslında orta koridora gelmesi güzel Jax'ın. Ki zaten üst koridorda da Kamil öyle ittiremez. Hani ittirir ama hani ittirirse bu sefer ejder'i vermiş olacaklar. Her türlü Kamil'i de buraya çağırmış oluyorlar. Ve objektif için savaş geliyor arkadaşlar. Mavi takımın kompozisyonunun çok iyi olduğunu unutmayalım. Kırmızı takım kombolarsa Seraph'in ultisini falan onlar da çok güçlü. Bunları belirtmeden savaşı başlamayalım. Evet daha ejderine başlıyorlar. Jax da kalkanları aldı. Galio orta koridoru ittirmiş çünkü Galio'nun ultisi var hepinizin bildiği gibi. Ama mavi takım buraya girene kadar buradaki ejder bitiyor. Sıçrayla giriyor Wukong. Arka tarafa karmaya ulti attı yalnız orada Kamil. Bakalım bu ne kadar doğru Seraph'inden mükemmel bir ulti geldi. Ama burayı kaybeden taraf sanırım kırmızı takım oluyor. Ama Serafin'le Jax yaşıyor. Bakalım Serafin Jax karma yaşıyor. Kamil sıçrayla öldürmeyi başarıyor orayı. Bakalım Serafin öldürebilecek mi? Serafin sivri de öldürmeyi başardı. Buradaki takım savaşını tekrar izlemek istiyorum ben. İnanılmaz ulti geldi orada. Bakın giriyor. Kamil'den aslında çok da iyi bir ulti değil. Yalnız bu Kong'u Jinx'in üzerine atıyor Lee'sin. Kötü bir ulti gelmiş burada. Jax içeri giriyor. Bakın Seraphine'den çok iyi ulti geliyor çok çok iyi ulti. 4 kişiye tutuyor ama yani 3 kişi diyelim hadi Lulu ölü. 3 kişiye tutuyor ama e, buraya hasar yok. Yani boşa tutan bir ulti olmuş oluyor aslında bakarsanız. Tabi Serafin kendisi hasarını vuruyor. Orası ayrı konu ama genel anlamda baktığınız zaman sıkıntılı bir durum. E, kırmızı takım adına. Burada sivir Allah'tan düşüyor yani. Sivir de ölmese kırmızı takım adına çok çok kötü olmuş olacak durumlar. Evet Tahm için Nautilus'un o tarz şampiyonları yani kitle kontrol bazlı şampiyonların Karma yerine bu maçta neden daha iyi olduğunu olacağını az önceki pozisyonlardan anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tabii ki onları alsalar bu sefer Sivir karşı da tam anlamıyla güçlü olamayabilirler. Alistar burada iyi bir tercihtir bence. Hani hem Sivir'e karşı iyi hem şey ama bu sefer Jinx de çok uygun değil falan filan. Hani Leona'yla Natuliusa Sivir'i yakalamak çok zor hepinizin bildiği gibi. Yalnız Karma jinx'in farm'larından oluyor. Bu hoş bir durum değil. 3.5 dakika var Ejder'e. Bakalım bu ejleri isteyecekler mi? Evet, Jax Ninja Tabis'ini de aldı. Artık Kamil'in neredeyse hiç şansı yok. Bu arada rakip takım, şimdi kırmızı takımı biz şampiyonluk kümesi olarak değerlendirelim. Ee, mavi takımda hiç hani fena bir iş başarmıyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani sanki bir hani böyle ciddi herkesin böyle aha kazanacağız bir de şöyle de bir durum oluyordur. Şimdi bu kırmızı takımın karşısına atıyorum gelen takım eğer ki opcici'yi falan kontrol ediyorsa galibiyet oranını falan görünce mavi takım gibi takımlar yani karşısına gelen takımlar çok daha ciddi oynuyordur büyük, büyük ihtimalle. O seriyi bozmak istiyorlardır. Hani sırf uyuzluk olsun diye biliyorsunuz biz hani lol lolcüler biz böyleyiz yani. Evet ikinci alamet için artık kırmızı takım iyice ee, toplandı buraya. Buraya bir şey yapamazlar çünkü Galio alt koridorda arkadaşlar. Işınlanlar da yok. Bu arada Galio Luden almış. Bu alt koridor kulesi gitmeye yakın. Çünkü herhangi bir şekilde oraya bir olay yok. Şimdi ikinci alamete bu kuleyi takaslarsa eğer kırmızı takım çok kötü. Çünkü zaten ikinci ikinci alamet kule demek. E sen kule almak için kule veriyorsun. E öndeysen eğer e bunu yapması çok da mantıklı değil ki önde yani. Şu an Jax falan bayağı iyi durumda. Orta koridordan kuleyi aldılar. Bence ikinciye falan götürebilirlerdi ama çok da istemiyorlar. Bakalım Jax üst koridordan üst koridor kulesini alabilecek mi? Bu bu arada her türlü alınacaktı. Orta koridora alamet açılsa da açılmasa da Jax bu kuleyi bir şekilde her türlü alacak arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Ama şimdi ama sonra. Fark etmez. Alacak. Evet şöyle genel maçı izlemeye çalışıyorum. Bu arada Serafin'in de Liandris'i bitmiş. Serafin'in hasarını hiçbir şekilde küçümsemeyin. Takım savaşlarında yeteneklerini tutturursa inanılmaz hasarlar vuruyor. Onu da belirtmek istiyorum. Jinx şuraya git bir iki tane vur abicim. O kadar da korkma. Oha ya. Hayvan gibi menzili var. Korktuğu şeylere bak. Oo, bu orada yakalandı. Jinx'ten kötü bir kapan bu arada. Bakalım galyo ulti atıp orada bu Kong'u kurtaracak gibi duruyor derken. Galio içeri atlar. Galio da Lüden olduğu için çok da tank değil ve yakalanıp düşüyor. Bakalım. Oo, Seraf'in güzel ulti attı. Bir tutsa orada bir kişiye tutsa sekip inanılmaz şeyler olacaktı. Seraf'inden gayet güzel oyun. Orada Jinx'in kapanları bir tek kötüydü bence. Onun dışında herkesten gayet iyi bir oyun izledik arkadaşlar. Evet hep tam üste dönecekler. Üste dönüşlerini bozuyorlar. Yine zaman ne çabuk geçiyor. Bir sonraki ejdere geldik ve alev ejderi yani alev ruhu arkadaşlar. Bu ejderde gittiği zaman alev ruhuna artık ramak kalıyor. O yüzden de bu ejderde büyük bir ihtimalle mavi takım artık savaşmak isteyecektir. Kesin ve kesin. Bu arada ejderlerin canını biliyorsunuz değil mi? Bakın artık ejderlerin canları çok fazla. 10.000 canı var ejderin. Yani bunu da aslında şeyden dolayı yapıyorlar. Atıyorum ufacık bir pozisyon at aslında. Önceden ejder tık diye alınıyordu. Bu ejderler artık gerçekten kolay alınmıyor. Onu da belirtmek istiyorum. 10.000 can hatta 11.000 yani. Evet Galio güzel bir yerde bekliyor. Predator beraber gelirse. Burada bir dans görüyoruz. Galio ultisini bekliyorlar. Galio ultisi 30 saniyeymiş. O 30 saniye savaş olmazsa Mavi takım için her türlü daha iyi bir senaryo. Bakalım 4500'e kadar indi. Jax arkada Galio'yu yakaladı. Çok mantıklı bir hamle yapıyor şu an. Ama Galio çok fazla hasar vurdu Jax'a. 3000 cana kadar düştü. Bakalım bu Kong içeriye girmeyi istedi. İçeriye de girdi hatta Lees'inden dediğimiz ulti geldi işte. Bu Kong içeriye girdiği zaman bu Kongu dışarıya atmak adına bir ulti geliyor ve burada bu Kong'la Camille düşüyor arkadaşlar. Jax hemen buraya devam etmek istiyor. O Jax'ı tam anlamıyla düşüremez diye düşünüyorum ben. Kalkanlar gelecek. Arka tarafta Jinx Lulu'yla Sivir'i düşürmüş. Ve burada takım savaşını çok mantıklı bir şekilde oynayan kırmızı takım takım savaşını kazanmayı başarıyor. Ve burada ejderi de yani 3. ejderi de kendi hanesine yazdırıyor. Hemen Jax alt koridora gitmiş. Alt koridor kulesini istiyor. Alt koridor kulesini alacak. Diğerleri ışından geldi Serafin'den üst koridora. Burayı yitirip barona mı gidecekler diye düşünüyorum. Aynen öyle olacak sanırım. Jax da üsse dönüp buraya ışından atacak. Barona olacaklar. Çok iyi bir koordinasyon. Çok iyi bir mantık. E, Seraphim buraya gelmek yerine bence kesinlikle üst koridoru bir tur daha ittirebilirdi. Serafin'in burada atacağı hasar. Eğer Jax ışığından atacaksa burada her türlü Serafin gidip bir milyon algısı daha ittirebilirdi bence. Evet. Burada baron güçlendirmesinde almayı başarıyorlar. Altın farkı 8000'e kadar çıktı. 3 tane ejderleri var. Burada Kamil içeriye giriyor ama bu onun ölümü olacak gibi sıçra atıp çıkıyor. Şimdi orta koridor kulesini büyük ihtimal vereceklerdir. Eğer ki hızlı olursa mavi takım. Şimdi bu kadar şeye mavi ko mavi koridor ne ya? Orta koridor ilk kulesini vermek çok da kötü değil herhalde. Yalnız Sivir vurmuyor. Vurmamak için ölen yapıyor diyecektim de. Lulu'ya atılan Seraf'in hasarına bakın. Tabii ki seviye farkı falan var ama yine de çok büyük bir hasar geliyor Seraf'inden. Adamlar gayet solid oynuyor ya. Harbiden gayet solid oynuyorlar. Şimdi orta koridordan yardıracaklar gibi duruyor. Burada menzil avantajını kullanmaları gerekiyor. Jinx'in çok uzun bir menzili var bazukalarıyla beraber. Bunları Sivir'e karşı, işte Lulu'ya karşı, hepsine karşı kullanabilir. Yanında zaten Lee'sini var koruyan, Serafini var koruyan, Karması var. Farmları da Serafin değil, Jinx alabiliyorsa Jinx alması lazım her türlü. Yalnız yan tarafta savaş çıkmış. Bakalım Wukong yakalanmış. Galio ölçüsünü kullanıyor oraya. Wukong hala düşmedi. Wukong düşüyor şimdi. Yan tarafa Serafin ölçüsü geldi. Ludo düşüyor orada. Devamında Galio'nun önüne sıçratan bir Serafin var. Serafin'le beraber onu da düşürmeyi başarıyorlar. Ve baron güçlendirmesi var. Jinx'leri var. Burada neredeyse oyunu bile bitirebilirler arkadaşlar. Baksanıza canlar falan takır takır dolacak. Serafinler, karmalar vesaireler. Yani bu, ta bu takımla takım savaşı yapmak gerçekten çok çok zor. Ve burada 16 6 bakın. Oyun eşit giderken birden takım savaşıyla bakın. Bireysel performans mı? Jax Camille'i çok mezdi. Evet biraz ezdi ama o yok etti. Jax taşıdı diyemeyiz. Jinx taşıdı diyemeyiz, Karma taşıdı diyemeyiz. Kimseye direkt olarak 1 ve 9 attı diyemeyiz. Adamlar tamamen görevlerde yapılan takım savaşlarıyla bu, bu oyunu kazandılar bence ve burada hani galibiyet serisi yine bozulmuyor. Bu adamları takipteyim. Galibiyet serileri bozuldukları zaman da e, analizi gelecek. Yani peşlerindeyim. Galibi mağlubiyet aldıkları an yanlış söyledim galiba. Mağlubiyet aldıkları an, maç kaybettikleri an analiz karşınızda olacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Zeyt Penta attığı uluslararası turnuvada Penta attığı maçın analizi geliyor. Haberiniz olsun şimdiden arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.